Şimdi buna bir virgül koyalım. Bir başka konuya geçelim. Yunanistan'a gideceğiz. Coşkun Başbuğ, buyurun. İlhan Tahsin'le konuşacağız. Çok önemli konular var. İlhan, hoş geldin. İyi geceler. İyi geceler Merve Türkay. Coşkun Başbuğ komutanıma ve Bülent hocama, Ekrem hocama da Gümülcine'den selam ve saygılarımı gönderiyorum. Selam, Gümülcine'ye selamlar. Selamlar. İlhan, şimdi Sayın Dışişleri Bakanı dün bir televizyon programında şöyle dedi. Şimdi ben uzun halini okuyayım izleyicilerimiz için de. Güney Kıbrıs ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olmasının ne Rum kesimine ne de Yunanistan'a faydası olur. Bizim tavsiyemiz, Yunanlara da söyledik bunları, bu işlerden uzak durması. Çünkü Orta Doğu'da devam eden savaşlara sizin bu şekilde müdahil olmanız, taraf olduğunuz zaman bu ateş bölgeye gelir. Sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız, bizi de bulur dedik, dedi. Bu çok net bir ifade. Şimdi bugün Atina'da diplomatik kaynaklardan cevap geliyor Sayın Hakan'ın bu açıklamalarına. Yunanistan'a politikasının ne olması gerektiği dikte edilemez. Yunanistan'ın Orta Doğu'da hem de Gazze'de, Gazze konusunda ilkeli bir duruş sergilediği tüm dünyanın gündeminde. Hizbullah'ın Güney Kıbrıs'ı tehdit ettiği soruluyor yine o kaynaklara. Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Güney Kıbrıs'la dayanışma içinde diyor. Yani bir şey yapamazsınız, biz varız arkasındayız diyor herhalde. Ulusal çıkarlarımızı nasıl koruyacağımız noktasında biz talimat almayız diyor. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın bu ifadeleri kabul ediliyor gibi görünüyor Yunan diplomatlar tarafından ve biz talimat kabul etmeyiz ifadesi geliyor. Bu açıklamaların detayları neler? Bugün verilen bu yanıtların detayları neler? Ne demek istedi sence o açıklamalarla? Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bir defa Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın söylemiş olduğu bu sarf etmiş olduğu cümleler kesinlikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik değil. Her ne kadar öyle görünse de bu Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş olan bir mesaj. Çünkü Orta Doğu'da, Güneydoğu, Akdeniz'de ve dolayısıyla da Ege'de, Dede Ağaç'ta aşağıya doğru inersek her zaman baktığı zaman her şeyin altından Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı şu. Değerli hocalarım da bilirler herkesi ciddi konuştuğumuz zaman bunlar zaten işin gerçekleri de Türk insanı da Türk halkı da bunu bilmesi lazım. Burada Türkiye'siz bir kontrol mekanizması kurmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin işi olduktan sonra bugün kendi hurdalığından Yunanistan'a vermiş olduğu silahlardan sonra Yunanistan'ı da Güney Kıbrıs'ta bir tarafa atacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Oraya bakmak lazım. Ancak Türkiye'siz bir İsrail'le birlikte İsrail'i başkomutan olarak orada yapmak istiyor. İsrail eşittir Amerika, Amerika eşittir İsrail. Bunu bir defa unutmamamız lazım baktığımız zaman. Dolayısıyla da şu anda figüranlar var. Bu figüranlarda biri Yunanistan, diğeri de Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ın zaten ordusu da pek var olduğu söylenemez. Hı-hı. Son döneme Fransızların ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu takviyelerle bir şeyler yapılmak isteniyor. Ancak şu cepheden bakmak lazım. Sayın Hakan Fidan'ın söylemiş olduğu Atina'da geniş yankı buldu ama Yunanistan'ın pek fazla yapabileceği bir şey yok. Bu cevap bir klişe cevaptır. Yunanistan bunu vermek zorundadır. Çünkü baktığımız zaman Yunanistan şu anda maalesef ki Türkiye egemenliğini korurken, Türkiye egemenliğini giderek Doğu Akdeniz'de özellikle benim bu kadar kıyım var, benim bu kadar denize kıyım var, bensiz bir şey yapamazsınız derken Yunanistan bunu söyleyemiyor. İşte Sayın Hakan Fidan'ın da söylemiş olduğu bu. Bunu açık anlamakta fayda var. İlk önce oraya bakmak lazım. Değerli hocalarım da bilir zaten bunun böyle olduğunu. Şimdi bir Güney Kıbrıs'la bir Yunanistan Türkiye'nin ölçeğinde değil. Bunu bir defa söylemekte fayda var. Ancak son döneme baktığımız zaman ben Yunanistan olarak masaya oturduğum zaman Türkiye ile benim elimin güçlü olması gerekir. Ve o elinin güçlü olması da geçtiğimiz günlerde işte bu Marley tankları var. Amerika'nın ihracat fazlalığı ve kullanılmadığı bir taraflara Teksas'ta atılmış. Oraya Yunan subaylar gitti oradan. Bunları seçtiler. Bunlar Yunanistan'a önümüzdeki dönemde gelecek şimdiye kadar Mi-1117'lerin geldiği gibi. Çünkü ZPT'ler var Yunanistan'da. 1940'tan beri kullanıyor. Şimdi Yunanistan silah deposunu bir defa yenileyecek. Bu
bunu fırsat biliyor. Ancak Yunanistan kendi başına Atina'daki diplomatik kaynaklar Katimerini, evet diplomatik kaynaklar bunu zaten şu anda söylese ne olur, söylemese ne olur. Ben öyle görüyorum. Çünkü Yunanistan kendi söylemiyor hiçbir şeyi. Bu bir gerçek. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Tüm dünya bunu böyle bilmesi lazım. Ben cesurca, cesaretle bunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şekilde Türkiye'siz bir bölge istiyor, arzu ediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kendi haklarını koruduğunu bugüne kadar olduğu gibi geriye dönmeyeceğiz darbelere. Çünkü bir de o var. Şimdi şu anda Türkiye'nin içinde darbeler yapamadığından dolayı bu defasında ne oluyor? Elinde bir maşa var. O da Yunanistan. Dolayısıyla da Güney Kıbrıs'ta orada. Dolayısıyla orayla Türkiye'yi bir köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ancak artık eski Türkiye değil, bunu Yunanistan zaten farkında baktığımız zaman. Defalarca, efendime söyleyeyim, savunma bakanı defalarca söyledi. Dışişleri bakanı iken de söyledi, şimdi de söylüyor. Bizim Türkiye'yi özellikle yerli ve milli teknolojide son döneme bu İHA'larla, SİHA'larla yetişmemiz mümkün değil. Şimdi Yunanistan ne yapıyor? Teknolojiyi ithal ederek Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan, oradan buradan Atina'nın 40 kilometre dışarısında EAV dedikleri havacılık endüstrisinin bir fabrikası var. Orada tamiratlar yapılıyor aslında baktığımız zaman. 6 üniversite birleşti. Şimdi insansız hava aracı üzerine çalışıyorlar. Daha Türkiye yeni. Bunları çoktan geçti çünkü Türkiye üretime geçti. Aradaki farkın kapanması mümkün değil. Dolayısıyla diplomatik kaynaklar sizin sorunuza geldiğimiz zaman Atina'daki diplomatik kaynakların vermiş olduğu bu cevap Sayın Hakan Fidan'a, bu Atina'nın olarak görünse de katiyetle ve kesinlikle, çünkü plan geniş, proje büyük. Bir Orta Doğu projesi var, büyük bir projesi var. Bunu göz ardı, lütfen kimse göz ardı etmesin. Burada tüm oyun Türkiye üzerine oynanıyor. Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri, ben seni istemiyorum burada. Ben diyor gelecek olan, gelecek 100 yıl için, gelecek 100 yılın planlarını yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu ben görüyorum buradan Yunanistan'dan, 35 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Hay hay Türkiye'deki televizyonlara çıkanlar, şu anda oradaki hocalarım çok iyi değerliyorlar, çok iyi değerlendiriyorlar. Biliyorlar çünkü konulara hakim. Diğerleri de ders alsınlar, duysunlar, A Haber'i izlesinler. Bunu söylüyorum. Çünkü oyun büyük. Türkiye'nin etrafında yarın öbür gün biz Batı Trakya'da nasıl Türk'üz diyemiyorsak, Türkiye'deki Türkler de Türk'üz diyemeyecekler. Türkiye bağımsız olamayacak. Oyun büyük, buna dikkatle bakmak lazım. Sayın Hakan Fidan da bunu bildiğinden dolayı ciddi bir mesaj verdi. Ancak bizim aldığımız mesaj, Atina'daki benim kaynaklarım, Yunanistan'daki meslektaşlarımın almış olduğu mesaj, bu mesaj Yunanistan'a değil. Bu mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu mesaj İsrail'e. Büyük Orta Doğu projesinin temelinde olan, o taşları oynatan yerinden ve bölgeyi kan gölüne çeviren katil İsrail'in. Bakın açık ve net söylüyorum. Oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin, bunu herkes biliyor, Yunanlılar söylüyor. Amerika nereye gittiyse gözyaşı götürdü, kan götürdü. Keza İsrail'de şu anda aynısı. Bakın 10 bin çocuk kayıp İsrail'de. Nereye gitti bu çocuklar? Toplu mezarlarda dahi değil bunlar. Onun için zaten şu anda Türk insanının refahı varsa... Senin söylediğin gibi yani bakın, bu mesaj direkt olarak Yunanistan'a değil, aslına bakarsanız... Yunanistan'ı korumaya da yönelik. Diyor ki zaten biz aynı coğrafyadayız. Bu ateş gelir bizi de bulur diyor. Sayın Hakan Fidan bu ifadeyi kullanıyor. Evet, evet o şey ifadeyi kullanıyor. Ben büyük bir ülke olarak, 80 milyonluk bir ülke olarak ordusuyla NATO'nun içerisinde güçlü. Sayın komutanım daha iyi bilir. Oradaki değerli hocalarım çok daha iyi bilirler. Ben dışarıdan biri olarak görüyorum. Hı-hı. En azından bir Yunanlı gibi bakıyorum buradan ben. Türkiye'nin güçlendiğine son döneme. Bunu da söylemekte fayda var. Ancak Türkiye kendisini koruyabilir. Peki Yunanistan'la stratejik işbirliği anlaşması yapanlar, askeri konularda işte Fransa, işte Türkiye'den bir saldırı gelirse biz seni koruyacağız, biz seninle birlikte olacağız. Bir gemisini dahi göndermeyecektir. Bunu Yunanlı dostlarımızın böyle bilmesi lazım. Ülkemizin yöneticilerinin, ben Yunanistan vatandaşıyım. Hı hı. Hatta ki Türk'üyüm. Bak şimdi açık ve net konuşuyorum çünkü ben ülkemi seviyorum. Biz ihanet etmedik azınlık olarak buraya. Türkiye şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın çok önemli. Hocalarım sizler de biliyorsunuz. İzleyicilerimiz de biliyor. Kaç bakanla geldi Atina'ya 7 yıl sonra? Ne için geldi? O kadar çok mu ihtiyacı vardı? Bölge barışı çok önemli. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye üreten, ihraç eden bir ülke.
Bunun altından kalkamaz. Ne Güney Kıbrıs ne Yunanistan. Bunlar yarın öbür gün gemilerini alırlar. Sudan'dan da giderler. Dedaş'tan da giderler. Kaldık mı baş başa? İşte o zaman ne olacak? Onun için geçmişe bakarak, geçmişten ders alarak bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl 600 yıl Osmanlı hiç kimsenin dinine, ırkına müdahale etmediyse birlikte yaşamışlarsa yine aynı. Amerika Osmanlı'dan anlamaz. Onlar İsrail Osmanlı'dan anlamaz onlar. Onların derdi başka. Onların derdi şu anda bölgede hakimiyeti kurmak. Çünkü gerçekten Ege Denizi'nin kuzeyinden güneyine kadar Girit'in güney doğusunda Skiri Adası'nın o bölgelerde daha aşağıda İsraillerin şu anda yüzer radar koyduğu küçük bir adacık var orada aşağıda. Geçtiğimiz günlerde de Filistinlileri yakalamışlar orada. İşte ne olmuş efendim? Türkiye bu Filistinlileri oraya göndermiş ki onlar casusluk yapıyormuş. Ya bunlar komik şeyler artık. Casusluklar böyle yerden olmuyor. Her şey uydudan yürüyen insanın elindeki kalemini görüyorlar. Şimdi bunları söylemekte fayda var. Ancak benim anlatmak istediğim Sayın Hakan Fidan'ın vermiş olduğu mesaj Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a asla değil. Çünkü Türkiye'nin muhatabı değil. Kuvvet olarak söylüyorum. Bir komşu olarak her zaman. Buyurun. Zeytin Dalı Yunanistan'a özgü olarak olduğunu söylüyorlar yıllarca. E kim uzattı? Kim geldi Atina'ya? Kim diyor defalarca gel kazan kazan win win temelinde bir şeyler yapalım. Aksi halde Türkiye şunu söyleyebilirdi Yunanistan'a. Ben seninle görüşmek konuşmak istemiyorum. Adaları silahlandırdın ve benim düşmanımsın ve ben derhal savaş ilan ediyorum sana. Evet. Türkiye bunu söylemiyor. Gel konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 20 yıldan beri Yunanistan'a hep bunu söyledi. Ekibi de bunu söyledi. Gelen geçen bakanlar, efendime söyleyeyim, ticaret bakanları, savunma bakanları, genelkurmay başkanları hep bunu söyledi. Ancak bir el var ki nasıl bunu Sayın rahmetli Turgut Özal'la Papandreou'nun Davos'ta anlaşmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri nasıl ki Erzurum'da Papandreou'nun gittiği ve turkuaz o şal vardı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte orada yeniden hep birlikte çalışacağız. Ne oldu? Bitti. Karamanlis hala konuşamıyor. Karamanlis hala konuşamıyor. Neden konuşamıyor? Başbakanlık yaptı bu ülkede. Sıkıştırdılar. Gece bıraktı başbakanlığı. Bakın halk tabirinde söyleyeceğim. Bunlar gerçekler. Bunlar söylenmesi gerekir. Dolayısıyla bu Sayın Hakan Fidan'ın vermiş olduğu mesajlar kesinlikle ve kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneliktir. İsrail'e yöneliktir. Çünkü orada büyük bir oldu bittiye getirilmek istenen hatta Mısır'ı da yanına alarak Dendias ön gün söyledi. Dedi ki bizim Mısır'la ilişkilerimiz çok iyi. Sahte diyor geçersiz Libya mutabakatı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Libya ile bir deniz sınırları anlaşması yapmıştır. Hı hı. Ve bu geçerlidir. Hı hı. Bu Birleşmiş Milletler'e de sunuldu. Evet. Hocalarım da çok iyi bilir bunu. Peki. Geçerliği odur. Şimdi Haftar'a gene isyancı bir Haftar'ın arkasına takıldı Yunanistan. Leyla Manguş kendisini karşılamadı. Dışişleri Bakanı Leyla. Bunları gözümüzün önünde dün gibi. Yani Yunanistan tuttuğu dal her yerde kırılıyor. Bunun için Yunanistan'ın gerçek, köklü, devlet geleneğine saygı duyan Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet var. Ve devletlerin hem bayraklarına hem halklarına saygı duyan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunları dikkate almasının zamanı geldi ve geçiyor. Peki, aksi halde işte Sayın Hakan Fidan'ın da söylediği budur. Bunun içinden çıkamazsınız. Çıkamayız sorular diyor. Varsa değerli birlikte aynı coğrafyadayız. Çıkamayız diyor Sayın Hakan Fidan. Coşkun Başbuğ buyurun. İlhan sanırım Coşkun Başbuğ'un bir sorusu vardı. Soruda da bir değerlendirme yapayım. Şimdi İlhan kardeşim dolu. Haklı. Çünkü ben çok haklı. Mesleğe başladığımdan beri Batı Trakya Türkleri, Irak'ta, Suriye'deki Türkler, Kosova'daki Türkler benim hep özel ilgi alalım. Çok yakından izledim, takip ettim, hatta gittim. Az önce dedi ya bizi ihanet etmedik diye. Haşa öyle bir şey söylemek hiç kimsenin haddi hududu değil. Çünkü oradaki Türk kardeşlerimiz onca baskıya, onca zulme rağmen keşke bizde de bu kadar böyle milliyetçi herkes aynı tepkiyi gösterebilse asla yıkılmadılar. Ben oraya gittiğim ziyarette yerinde bilfiil şahitlik ettim. Yunanistan'ın öyle baskıları vardı ki sen Türk değilsin diyor. Sen Müslüman azınlıksın diyor. Yani benim içindeki bir Müslüman kitlesin diyor. Türk kelimesini
engellemeye çalıştılar. Ama ona rağmen asla yıkılmadılar. Levha astırmamış ya. Türk Derneği. Baktım levhanın yerinde çivi var. Boş. Niye? Astırmadılar. Niye? Türk yazıyor içinde diyor. Şimdi biz bunca yapılana rağmen zeytin dalı uzatıyoruz ve diyoruz ki Yunanistan'a, Ermenistan'a gelin kullanılmayın kardeşim. Şimdi Sayın Fidan'ın ikaz ve ihtarı Yunanistan'ı kastetmiyor. Bak orada proksiden bahsediyor. Benim nezdimde Yunanistan proksi. Yani vekil güç. Kimin adına? Emperyal adına. Kullanılıyorsun. Ermenistan proksi güç. Vekil güç. Niye? Kullanılıyor. Bak Paşinyan uyandı. Bak Paşinyan dedi ki soykırım diye bir şey yoktur. Yalan söylüyoruz dedi. Onlar ve sonra yalanlandı. Yani resmi açıklamalar değil dendi. Ama kısmen geliştirildi bulundu. Politikalar. Kılıf Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler değil mi bayramda? Onun söylendiği kanaatindeyim. Öyle kılıf mi? Bulundu. Bunu önemli. İşte farklı yere getirdiler. Çünkü Fransa, Amerika ayağa kalktı ya. Biz yıllardır bunu ne güzel kaşıyıp kullanıyoruz. Nereden çıktın sen dercesine ayağa kalktılar. Keza aynı şekilde Azerbaycan'a köylerini verdi. İşgal altında bunlar. Bunun gerçek sahibi sensin dedi. Bunda mı yalanlayacağız? Tamam. Şimdi Yunanistan aynı şekilde. Miçotakis ilk defa... ABD'nin proxy gücü diyorsunuz bölgede ikisi. İlk defa bak Yunanistan ilk defa Miçotakis olumlu adımlar atmaya başladı. Ama karşılıklı. Yunanistan'a buradan ikaz edeyim, ihtar edeyim. Hatta sevgili lan kardeşim duyursun. Yunanistan'daki kripto isim Dendias'tır. Dışişleri Bakanı'nınken neyse şu an Savunma Bakanı da aynı politikayı güdüyor. Batı ağzıyla konuşuyor. Ve sürekli Türkiye'nin o hasmane tavırlarını Türkiye'ye karşı devam ettiriyor. Bak Miçotakis adım atmaya çalışıyor. Hemen arkadan Dendias çıkıyor. Savunma sahnesine çok geçtiler. Bize karşı silahlanıyorlar. Ya sen kimsin? Sen benden olma. İki asırlık tarihi olan Amerika gibi dünkü çocuksun. Ben 3000 yıldır buralarda varım. Dolayısıyla yani bir kere bir dengini, haddini bileceksin. Bana karşı silahlanıyor. Burada işte biz o aklı bildiğimiz için diyoruz ki kardeşim bak burada Güney Kıbrıs Rum kesimi yani adayı kullanıyorlar. İleride bunlar senin başına iş açar. Sen resmen orada çanak tutuyorsun. Aynı coğrafyadayız. Bizi de bağlar bunun sonucu. Bağlar onun için akıllı ol diyoruz. Yani burada az önce tartıştık ya bir anlaşma var, bir madde var. Niye uygulamıyorlar diye. Uygula, uygulattır diyoruz. Ki bak üç garantör İngiltere, Yunanistan, Türkiye. Bunun üçünün onayıyla, izniyle her şey olur. Ben onay vermiyorum. Orada bir işgal var. Anlaşmalar yerle bir. Sen de devlet olarak tavrını koy. Zürih-Londra anlaşmaları değil mi? Evet, Londra Zürih orada açık açık yazıyor. Evet. Tamamı ihlal ediliyor. Evet. Az önce senin verdiğin örnek, Avrupa Birliği'nin hangi aklı aldınız onu? Anlaşmadan net, hiçbir ekonomik ilişki kuramaz diyor. Hani hangi akla der ki, hangi, nasıl bir gerekçeyle bu anlaşmalar varken? Şimdi nasıl yani bir şey söyleyebilir miyim? Çok affınıza sığınarak bir şey söyleyebilir miyim? Çok çok önemli çünkü Sayın Komutanım şunu söyledi. Dedi ki... Unutmadan da selamlayayım oradaki evet, kardeşlerimi. Doğrudur. Doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı buraya başbakan olduğu dönemde de geldi. Cumhurbaşkanı da geldi. Hep vurguladığı bir şey vardı. Çok önemli bakın. Bunu Türk insanı da, Türk halkı da, tüm dünya böyle bilsin. Siz Yunanistan vatandaşısınız. Bu ülke için çalışacaksınız. Bu çok önemli. Ama diğer yandan baktığımız zaman ne yapıyor Yunanistan? Efendim dış müdahale Türkiye Batı Trakya'yı bağımsızlaştırıp ayrı bir devlet kurmak istiyor. Ki böyle bir şey ne Türkiye'nin niyeti var ne Batı Trakya Türklerinin niyeti var. Hiçbir şey yokken şu anda durup dururken iç malzeme ve siyasi partilerin oy uğruna Yunanlıları fanatize ederek kalkıp böyle bir uygulamaya gidiyorlar. Son olarak baktığımız zaman geçtiğimiz birkaç hafta önce Avrupa Birliği parlamento seçimleri DEP Partisi neden Rodopil'inde ve İskeçe'de birinci gelmiş? Eyvah! Sen misin birinci gelen? Şimdi müsaade edin de Türkiye eğer iç işlerine karışmış olsaydı bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız şu mesajı verirdi. Açıkça televizyonlarda ve net burada Sayın Miçotakis'in de daha önceki cumhurbaşkanlarının huzurunda da onlar benim soydaşlarım diyor ancak biz iç işlerine karışmıyoruz Yunanistan'ın. Onlar ve bize verdiği mesaj Sayın Cumhurbaşkanımızın siz Yunanistan için çalışacaksınız. Siz Yunanistan, bu çok önemli. İşte bu Batı Trakya Türkleri de yıllarca bu Yunanistan için çalıştı. Yunanistan'ın sınırları aynen Türkiye'nin de dediği gibi ve saygı duyduğu gibi Çirmen'den başlar, Meriç bölgesinden Girit'e kadar uzanır gider. Şimdiye kadar bu azınlık ne bir bağımsızlık talebinde bulundu, ne de PKK gibi kalkıp bir silahlı eylem teşebbüsüne girmedi.
yasalarına saygı duydu, vergisini ödedi, ödemeye devam ediyor. Dolayısıyla da artık Yunanistan dış güçlerin, emperyalist güçlerin kıskacından kurtulmalı ve dolayısıyla da Türkiye'yi yine Batı Trakya üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın kıskacından Yunanistan'ın kurtulması lazım. Geniş bakmak lazım olaya. Ben bunu söylemek istedim.